Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı yayına başlar başlamaz müjdeli haberi verdi. Olay artık çözülür dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. İki çocuk babası Mustafa Kut'un tarlada yaşamına son verilmesinin ardından tam 3 sene geçti. Ancak yapan kişi veya kişiler bulunamadı. Son çare olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran aile, şüphelendikleri kişileri tek tek söyledi. Programa katılan Ramazan Şahin ve Ersin Çetinkaya ise baş şüpheliler arasındaydı. Ancak lafı dolandırmak ve dedikodu yapmaktan başka bir şey yaptıkları yoktu maalesef. Müge Anlı ise bugün programda müjdeli haberi verdi. Mustafa Kut olayı için özel bir ekip kuruldu. Üstelik bu ekip, toplantı yapmış ve çalışmalara da başlamış. Artık 3 senedir süren bu dosya çözülür, diyen Müge Anlı ve ailesinin sevinci görülmeye değerdi. Olayın neyden dolayı yaşanmış olacağına dair konuşmalarda devam etti. Yine ailenin iddiasına göre, rahmetli Mustafa Kut, benim suyumla yasaklı madde suluyorlar, yakalanırsa ben de ceza alırım. O yüzden ben de suyun etrafına ekilen yasaklı maddeleri söküp atıyorum, demiş. Aile, acaba ektikleri ve bundan para kazanmak isteyen yasaklı maddeleri söktüğü için Mustafa Kut'a bunu mu yaptı diye de düşündüğünü dile getirdi. Çünkü, yine oralara yasaklı madde eken Ersin Çetinkaya'yı, olaydan hemen sonra tarlanın oralarda panik bir halde koşarken gören olmuş. Evet dostlar, sizce olay bundan dolayı yaşanmış olabilir mi? Sizce suçlu kim? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.